Evet, bugün de güzel bir haber önce paylaşmak isterim. Önceki dönem grup başkan vekilimiz sevgili İdris Baluken bu sabah sabaha doğru infazını tamamlayarak cezaevinden çıktı. Öncelikle İdris Başkan'a hoş geldiniz demek istiyorum ve hepimizin gözü aydın. Maalesef 6,5 yıllık rehinelikten rehin tutulmadan sonra bırakıldı. Haksız yargılama ve siyasi rehine operasyonlarının burada çok anlattık ve hukuk önünde mutlaka bunların yargılaması ve soruşturması yapılmalıdır. Bu vesileyle ahim kararına rağmen hala cezaevlerinde rehin tutulan arkadaşlarımızın da bir an önce özgür kalması gerektiğini hep söyledik. Bir kez daha ifade etmek istiyorum ve cezaevleri iktidarın ve hesaplarının rövanş yerleri olamaz, aracıları olamaz. Bizler her şeye rağmen demokratik siyaseti savunmaya devam edeceğiz ve arkadaşlarımızı teker teker alacağız. Sayın Başkan, bugün Avukatlar Günü. Meslektaşlarımın öncelikle Avukatlar Günü'nü kutluyorum. Hepimizin günü kutlu olsun içtenlikle. Bu vesileyle hala cezaevinde tutulan sevgili Bekir Kaya, Selahattin Demirtaş, Can Atalay, Selçuk Kozağaçlı ve Ayla Akat'ın da günlerini buradan kutlamak istiyorum ve grubumuz adına buradan sevgilerimizi iletmek istiyorum. Hukukun işletilmediği, hukuksuzluğun dayatıldığı ve adalete olan güvenin yerle bir edildiği günlerden geçiyoruz maalesef. Tarafsız ve bağımsız yargının mayasının adalet olduğunu gayet iyi biliyoruz. Fakat maalesef bu öz yürütmenin baskısı altında her gün daha fazla ödün veriyor ve avukatlık meslek örgütleri yandaş... Buyurunuz efendim. Meslek örgütleri yandaş üretme adına bölünmeye devam ediliyor. Savunmaya yönelik bu tutumun adaleti yok etme amaçlı olduğunu da, adaleti yerine getirme görevini icra eden son kalenin avukatlar olduğunu da, savunma olduğunu da biliyor ve görüyoruz. Bu kaleyi korumaya devam edeceğiz tabii ki. Şüphesiz iktidarın tarafsızlık ve bağımsızlık inancının son kırıntılarını da hedef aldığını, araçsallaştırdığını da her gün yaşayarak deneyimliyoruz. Hukukun yok sayıldığı bu iklimde adalet savunmasız bırakılmak isteniyor. Ama şunu unutmasınlar, hiç kimsenin önünde biz avukatlar boyun eğmeyiz ve teslim olmayız. Adaleti sonuna kadar, gerçek adaletin tesisi için mücadelemize devam edeceğiz ve ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar teslim alamayacakları tek kale savunma kalesidir. Son olarak da dün sonsuzluğa Buyurunuz efendim. Dün sonsuzluğa uğurlanan meslektaşımız Hakan Bakırcıoğlu'nun acısını da derinden hissediyoruz. Buradan ailesine ve sevenlerine tekrar başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Sayın Başkan, elimde AKP üye kayıtları var. Sadece iki tane getirdim. Bunların bir kısmı benim yakın akrabalarım. Habersiz bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi yapılmışlar. Bu sabah aradılar WhatsApp kayıtlarıyla. Ne demişler? Şanlıurfa mesela bir tanesi. Karaköprü Teşkilatı 2022-2 dönemi aktif üyesisiniz. Bunlar HDP'li. Bunlar memur, öğretmen, esnaf, doktor, avukat. Sordum kaç kişisiniz? Sadece iki tane gönderin dedim. Yanımda 10 tane daha var. Bir baktık diyor E-Devlet'ten, Allah Allah, hepimiz üyeymişiz. Yani biz zaten üye olmadık, haberimiz de yok deniyor. Yani bu iktidarın irade gaspında gasp... Buyurunuz efendim. Bu iktidarın irade gasp etmekte ne kadar mahir olduğunu biliyoruz. İradeye saygınızın olmadığını kayyımlardan, rehin aldığınız vekillerden, belediye başkanlarından biliyoruz. Şimdi de halk iradesine üyelikle ipotek koymaya çalışıyorsunuz. Ne yani? Üye yaptıklarınız size oy mu verecek? Sayınızı mı arttıracaksınız? Ne kazanacaksınız? Hakikaten büyük bir zavallılık. Şunu söylüyorum, çağrım, bütün Türkiye yurttaşlarına ve seçmenlerine, lütfen E-Devlet'ten olur ya siz de üye yapılmışsınızdır, bir bakın bari silin ki boşuna sevinmesinler. Bu kadar üyemiz var diye boşu boşuna sevinmesinler. Sayın Başkan, Sincan'a sevk edilen 25 yıllık bir tutuklu var. 3 aydır güneşe çıkarılmıyor ve hasta. Vahyettin Sarı,
Patmos'taymış, ailesi de orada. Her ne hikmetse yine Sincan cezaevine sevk edilmiş. Aslında sürgün edilmiş. 1200 kilometre... Buyurunuz Sayın Başkan. 1200 kilometre uzakta olduğu için ailesi de görüşemiyor tabii. Ve 3 aydır güneşe çıkmamış ya. Kör hücrede. Aileyle de görüşemiyor. Yani böyle bir işkence nasıl izah edilebilir bilemiyorum. Yani bunun adı işkence. Her gün işkence yok diyorlar. Sıfır tolerans diyorlar. Ama Vahyettin Sarı'ya şu anda Sincan cezaevinde işkence uygulanıyor. Buradan savcılara da suç duyurusunda bulunuyorum. Şimdi KPSS skandalında hatırlarsınız, Türkiye hatırlar. Geçen yıl Temmuz ayında soruların bir yayın evi tarafından sınavdan önce alındığı ve yayınlandığı öne sürülmüştü. Sonra sınav zaten araştırma sonucu iptal edildi ve açıklama yapıldı. Uzun bir açıklama ÖSYM Başkan Vekili yapmıştı. İdari ve adli soruşturma açtık demişlerdi. Ve bugüne kadar hala bu soruşturma... Buyurunuz Sayın Başkan. Hala bu soruşturmalardan bir sonuç çıkmış değil. Milyonlarca memur adayının mağdur olmasına neden olan skandalın hala çözülmemiş olması bu iktidarın işte maharetidir, gücüdür diyeyim yani tabii ki. KPSS skandalında yaşananları hep birlikte gördük, iliklerimize kadar hissettik. Bir an önce bu soruşturmalar tamamlansın ve ilgililer hakkında gerekli tedbirler alınsın. Ücretli öğretmenlere ilişkin sorunları çokça söylüyoruz. Çünkü ücretli öğretmenlere açıkça bir ayrımcılık yapılıyor. Her gün aranıyoruz, her gün mail alıyoruz, telefon alıyoruz. Mutlaka eğitim fakültesi mezunu en az 5 yıl ücretli öğretmen olarak çalışan öğretmenlerin çalıştıkları okullarda görevlerine kadrolu öğretmen olarak devam etmeleri sağlanmalıdır. Bu bir hak gaspıdır. Teslim edilmesi gereken bir haktır. Sayın Başkan son olarak hoşgörünüze sığınır. Buyurun Sayın Başkan. 6 Şubat'taki depremden sonra Antakya'da 307 hektarlık alan için acele kamulaştırma kararı çıkarıldı ve 307 hektarlık bölge riskli alan ilan ediliyor. İnsanlar enkaz altında yakınlarını hala merak ederken, sorarken iktidarın rant derdi sürüyor. Ve resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre ayrıntıları var. Defne ve aşağı ikinci mahallesi sınırları içinde devlet hastaneleri yapılacakmış. Hakikaten şunu söylemek istiyorum. Yani bu rant derdi, bu yeni konut yapalım, betonu tekrar betona tapma hali var adeta. Bir durun ya. Bir durun, insanlar hala enkaz altından çıkarılıyor. Hala derde deva, bir politika, bir adım atılamadı. Bu konuyu da Türkiye kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum ve mücadelemizi sürdüreceğimizi de ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.